Buraya koyamaz kapıyı kız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Yetişti mi? Yetiştirdik de masaya yetiştiremedik. Masamızı biraz... Kendisi iğnemedi. Komedi gibiydi. Güldüm. Tek güldüm yani. O nasıl masa? Tek tabaklar kurulmuş. Ne bardak, ne çatal, ne peçete. Hiçbir şey yoktu. İlk girdim zaten güldüm. Tek elimeyle. Önlük ne öyle elinizde? Tam soyunuyordu, zaman doldu. Aynen öyle, masamızda biraz yetiştiremedin. Yemekleri yetiştirdik de masayla ilgili yetiştirdik. Çatal yok, bıçak yok, peçete yok. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hiçbir şey yok. Hoş geldiniz hanımlar. Masadan bahsediyorduk. Dünkü benim güzel gelinime kıyafetine laf ettiler. Ama ben kıyafeti şey için dedim, hayır sen yöresel giymişsin. Ben söylemiştim. Dedim ki fazla yapmayın ki bugünün yarını da var. Bak ya, o yüzden yarın değil. Oldu bugün sen işte. Sen niçin yöresel sen giydin giymesen de hayır, dedin ki finalde giyecek dedin. Yöresel ben giydim çünkü ben oturuyorum o koşturuyor. O kıyafetlerle koşturamaz. Hayır, servis yapamaz. Sen beni. Sen dedin ki servis yapamaz o kıyafetlerle servis olmaz. Sen benim bana dedin ki finalde giyecek dedim ben de tamam dedim ama uzatmadım değil mi? Benim gibi otursaydı giyerdi. Çünkü o koşturuyor yemekleri yetiştiriyor. Ya ben bir şey sormak istiyorum. Her 3 günden beri aynı masa. Bir değişiklik göremiyorum ben. Yani hiçbir canlılık yok. Canım sadeyi bırak. Bardaklar yok. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımlar. Aslında masanız sade değil mi? Yok, bardaklar yok. Eksiği var sadece. Nerede ki ya? Eksik çok var ya. Merhaba. Ekmeklik yok, peçetelik yok. Evet. Hiçbir şey yok yani. Sadeyi ben bir yerden yendiriyorum. Bardak, çatal, kaşık, peçete. İlla ki 2 tane bardak buraya şenlendiriyor. Zamanı doldu işte. Yetiştiremedin herhalde sen. Beni yetiştirdi de. Masayı yetiştiremedim. Bir de giyinemedi. Ha, o zaman koy tabaklarını şeylerini. Giyinememiş. Dün benim gelinime kıyafetine laf ettiler. Kendi üstü başı un, hayır hiç kimseye laf etmedi. Evet. Senin gelinin kıyafeti hayır, güzel böyle giyinmiş, yani. Şöyle giyinilmiş. Benim yok, güzel giyinilmişti. Sadece dedi o da yöresel giyineydi. Öyle söylendi. Başka laf olmadı. Yöresel o giyemez. Çünkü ben giydim oturuyorum ben. O koşturacaktı. Nasıl giyecek? Kıyafeti güzeldi. Biz hani size yakışık olsun. 10 defa burada düşerdi o kıyafetlerle. Evet. Valla ben gelinde yakıştı. Üstünde görmek isterdim. Ona maşallah kaynana giymiş. Kaynana giydin diyorsun da kaynana oturuyor. O koşturacak yemekleri yetiştirecek canım benim. Gerçekten kaynana da yakışmaz yani. Kaynana yakıştırıyor. Kaynana da giyiyor. Gelin de giyiyor. Yöresel kıyafet olduğu için gelin tamam da giyiyor. Kaynana giyiyor. Zaten gelinler giyer onu. Kaynanalar da giyiyor canım. Bir Urfa programları seyret. Bir televizyonu aç bak. Yok. Hiç görmedim ben kaynanalarda. Aa bir saniye. Ben yardımcı olamadım yani. Canım şimdi dünya getiriyor. Tencereyi tutayamadım şöyle yaktım ellerimi. Yani ben yardımcı olamadım. Bir saniye hangi tencereyi tuttun Ayten Hanım öyle? Tenceresini tuttum koyayım alayım dedim. Neresinden tuttun tencereyi? Sapları bir yandan kızmıştı ben de boş bulundum. Yaktım ellerimi bağırıyorum. Su toplamış geçmiş olsun. Evet. Yani ben yardımcı olamadım. Siz niye tencereyi ne oldu ki? Yandı mı? Yani ateş yanan yerden kenara alayım dedim az yanan yere. Sapları sıcak oluyor onlar. Ay geçmiş olsun. Unuttum işte. Bir şey sürdünüz mü? Sürdüler krem falan böyle kremlerle durdum mu? Aa Yeliz ne oldu ya öyle mutfakta neler oldu? Yani yetiştireyim diye çabaladım ama maalesef. Menüsünü yetiştirdi de işte böyle masaya ve giyimine gidemedi. Sen de parmağını mı kesti? O da parmağını kesmiş. Ay canım benim. Geçmiş olsun her iki. Daha neler çıkacak acaba? Yani parmağını kestiğimi anlayamadım. Daha neler çıkacak acaba? Parmaklar kesilmiş, eller yanılmış. Yemekler de yandı mı gülüm? Bak yemekler yandı mı diye yanmamıştır. Çünkü eller yanmış, parmaklar kesilmiş. Yemekler de yansa normal gelir yani artık. Niye öyle? Nerede sıkıştın Yeliz? Bir de çatal da herhalde. Biz dün çiğ köfteleri yoğurduk, ellerimiz bembeyazla geldik masaya. Niye böyle oldu Ayten Hanım? Bir sizi dinlemek istiyorum. Valla baştan şeydi biraz. Yavaştın evet. Oldu. Ben de dedim hadi biraz daha hızlı. Ben dedim hızlanmanızı tavsiye ederim biraz dedim mutfakta Yeliz'e de. Çünkü hızlanmaya biraz çalıştım ama. Başladı. Neyse Allah'tan menüde eksik yok ama. Evet menüde eksik yok. Masayı beğendiniz peki, olan haliyle, çıkmış kadarıyla, yani çıkmışı. Ben masayı beğenmedim. Ne? Üzüldüm hatta yetiştiremedi diye. Gerçekten. Ya eksiklerini söylemiyorum zaten, bariz gözüküyor, biliyoruz da. Dün benim çiçeğime böyle burası rengarenk. Laf ettiler, bembeyaz çiçeğe getirdiler. Ben bunu da beğenmedim. Çok açık renk. Hayır bak, bütün renkler karşımda. Şuna böyle bir renk olsaydı. İstediği bak, rengi seviyorsa Ali karşımda. Sen çiçeğe ben... laf etmedik. Sadece biraz yüksek gidi dedik. Hayır biraz bak, kış çiçeği dediler de bu çiçek olmaz yok dediler. Eski çiçek dediler evet, de. Evet eski, çok eski. Babaannemin bir çiçeğiydi. Babaanneymiş. Bütün renkler bir arada toplamışız. Ya, 30 senelik bir çiçekti. Bütün güzeller bir arada dedik de gerçek dedi, çiçekler de bir arada olsun dedik. Ne yapıyorsun Yeliz? Hayırdır? Gerçek de olsaydı anam, çok güzel olacaktı. Bütün renkleri bir araya toplamışız. Gözlerin yalnız artık çorba servisine geçmen lazım. Çabuk olsun, birer tane bırak. Gülüm ne yapıyorsun? Etrafımıza fırfır dönüyorsun. Heyecanlandı biraz. Heyecanlandı. Dün bir peçete eksikti. Laf ettiler, bir çatallar yendirmişti. Yine laf ettiler. Ha bak, etrafımızda başım döndü. Ben bir şey diyemeyeceğim artık. Gerçi başım döndü. Kaç sen sefer... uzat oradan Yeliz'ciğim, uzat. Tamam. Sürekli tamam, oralara gidersen git. Zaten yasak o tarafa geçmem. Bir de vakit kaybediyoruz. Tamam. Chopstick'leri de ver herkese birer tane. Uzat şeylerini, uzat. Bir seferde tamamla virgülüm. Bir seferde. Eli yanmış ya, ondan canı düştü. Hayır derdim, eli yanıyor, yazık, o fena bir acıdır. Evet, eli yanıyor. Geçmiş o yani, varsa. Acık beline de sormak lazım. Kızım elin yanıyor mu? Acık soğuk suya mı? Sen nasıl kestin elini? Evet, elin yanıyor mu? Farkında değildim kestiğimin. Farkında değildim. Akşam ikisi de doktor yolunda. Siz çok heyecan yaptınız herhalde. Yorumlar felaket, masayı beğenmediler. Kaç yıllık geliniz? 19 yıllık gelin. Maşallah. Azmış vallahi. Yo, evli gelinim var dedi. Gelinin gelini var dedi. Yani. Hı? Gelinin gelini var dedi. Ancak 30 yaşında, gelinin 30 yıllık gelini olsa da ancak yapardı. 16 yaşında evet, oldu. Hadi git çorbayı kaseleri veriyoruz. Hadi yetiştirmesi gerekti yani. Yaşı çok gençti. Yetiştirmesi gerekti. Yani tabaklar da basit. Panik oldu yaşı herhalde. Yaşı çok genç. Panik yapmıyor. Çok hareketli olması gerek. Bardaklar da yok Zuhal Hanım. Bardaklar da konulmadı. Artık onları da bilahare koyar, bir çorbalarımızı içelim. Çorbası falan soğuyacak yemekleri. Gelin hanımın ayağı birbirine dolandı. Çünkü hazırlayamadığı için çok telaşlandı. Bizi utandı yani. O da bir utandı. Yani isterdi menüsünü hazırlamaya. Mondu düştü. Ali Hanım da öyle deyince hepten üzüldüm yani, ben gerçekten üzüldüm gelin hanıma da. Ya bir şıklık olması gerek. Ne üstü başlarında var, ne kendilerinde var, ne de masada var. Çok acımasızlar, çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.